Arkadaşım selamlar ben SML Hocan. SML Hoca Matematik YouTube kanalındasın. Öncelikle hoş geldin. Trigonometrinin 9. dersindesin. Bayağı bir yol kat ettin AYT konu anlatımlarında. AYT kampında bayağı bir yol kat ettin. Umarım bu yolların da karşılığı AYT sınavında karşına gelecektir. Önüne serilecektir. Umarım AYT'de böyle 40 tane matematik sorusundan Böyle 35 artıları 33 artıları belki de full çekersin bilemiyorum ama inşallah göreceksindir. Bana 25 yeter ve hocam diyen de varsa arkadaşım fazla netin ne zararı var ki döve. Evet gençler hazırsanız trigonometrinin 9. dersine bugünkü konumuz periyodik fonksiyonlar. Abone olmayı ve videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. Hadi gel birlikte seninle bir güzel ders işleyelim. Evet karşımızda periyodik fonksiyonlar. Şimdi periyodik fonksiyon denilince aklımıza ne gelmesi gerekiyor? Arkadaşım periyodik fonksiyon denildiği zaman belirli aralıklarda ki biz o aralığa periyot diyeceğiz. Belirli aralıklarda fonksiyon eğer kendini tekrar ediyorsa işte bu fonksiyonlar periyodik fonksiyondur diyeceğiz. Tabii ki her zaman tekrar etmesi gerekiyor. Her daim tekrar etmesi gerekiyor. A ve B boş kümeden farklı iki küme ve F fonksiyonu da A'dan B'ye tanımlı bir fonksiyon olsun diyoruz. A kümesinden seçilen her x elemanı için fx eğer fx artı t'ye eşit oluyorsa ve bu eşitliği sağlayan en az bir tane sıfırdan farklı bir t sayısı varsa f fonksiyonuna periyodik fonksiyon t'ye de f fonksiyonunun periyodu diyoruz. Eğer birden fazla t sayısı varsa bunların pozitif olanlarının en küçüğüne f fonksiyonunun esas periyodu denir. Tabi esas periyotta çok fazla işimiz yok. Çünkü zaten periyot denildiği zaman aklına ilk gelen şey bu oluyor. Ee, öğrenciler tarafından da, öğretmenler tarafından da, eğitimciler tarafından da zaten ilk e, olarak biz en küçük kısmı arıyoruz periyotta. Mesela alttaki e, grafiği verilen fonksiyona bakacak olursak. Mesela burada sevgili arkadaşlarım bizim fonksiyonumuzun periyodu nedir? Bu fonksiyon nereden nereye kendini tekrar ediyor? Bunu anlamamız gerekiyor. Mesela şu kısımdan mavi ile işaretlediğim kısımdan şuraya gelene kadar hangi görüntü izlemiş? Bak yukarı çıkmış aşağı keskin bir iniş var. Yukarı çıkmış aşağı keskin bir iniş var. Ve daha sonrasında bakıyorsun e, fonksiyon burada bu şekilde kendini yine tekrar etmiş bak. Yine tekrar edecek. Yani burada da aynı şekilde. O halde ben diyorum ki bunun tekrar etme aralığı bak şurasıdır. 7, eksi 1 bölü 2'den 7 bölü 2'ye kadar olan uzunluklarda fonksiyon kendini tekrar etmiş. O halde ben 7 bölü 2'den eksi 1 bölü 2'yi çıkardığım takdirde bu bana 8 bölü 2'yi verir. Ve 8 bölü de bana 4'ü verdiği için benim fonksiyonumun periyodu 4'tür derim. Şimdi periyot dediğimiz şeyi t ile göstereceğiz. Hangi fonksiyonun periyodu olduğunu da altına böyle indis yerine fx yazıyoruz. t fx eşittir. 4 diyebiliyoruz. Şimdi bir alttaki fonksiyona da gx fonksiyonuna da bakalım sevgili arkadaşlar. Bu arada kameranın şu kısmını ben biraz kaydırmışım diye görüyorum. Kaydırdığım için de sevgili arkadaşlar bazen böyle kameranın kadrajından çıkıyormuşum gibi hissediyorum kendimi. Şöyle biraz düzeltmeler yapayım ya yani sizin gözünüzün önünde yapayım bunları. Kamera arkasına falan sarkıtmayalım. Bence şu an iyi. Aynen. Şimdi GX fonksiyonunun periyodu. Kusura bakmayın. Nasıl bulacağız? Mesela en baştan şuradan başlamış değil mi? Bak fonksiyon. Buradan başlamış. Bir daha kendini nerede tekrar ediyor? Bak burada tekrar ediyor. Bir daha kendini nerede tekrar ediyor? Burada. Bir daha nerede tekrar edecek? Burada tekrar edecekti. Bak bizim fonksiyonumuzun periyodu işte şu uzunluk. Sen bu uzunluğu şuradan da bulabilirsin. Sen bu uzunluğu buradan da bulabilirsin. Direkt mesela şurayı hesaplayalım. Kolay olur. 11 bölü 2'den Gittim 5 bölü 2 çıkardın. Bu da sana 6 bölü 2 verdi. 6 bölü 2 de 3 olduğundan tgx nedir? 3'tür diyeceğiz. Şimdi grafiği verilmeyen bir fonksiyonun ki özellikle trigonometrik bir fonksiyonun periyodu nasıl bulunur? Bunu kontrol edeceğiz arkadaşlar. A ve B bir reel sayı. N de pozitif doğal sayı olmak üzere sinüs üzeri n a x artı b ve kosinüs üzeri n a x artı b fonksiyonlarının esas periyodunu nasıl bulacağız? Eğer ki şuradaki n yani sinüsün ve kosinüsün kuvveti olan n tekse 2 pi bölü mutlak a ile yani şuradaki a'dan bahsediyoruz 2 pi bölü mutlak a ile eğer n çiftse pi bölü mutlak a ile bulacağız. Şimdi. Buradaki B'nin hiçbir hükmü yok. Eğer ki burada bir 4 çarpan olsaydı onun da hiçbir hükmü olmayacaktı. Burada eksi 7 bölü 2 çarpan olmuş olsaydı onun da yine hiçbir hükmü olmayacaktı. Benim için burada önemli olan neymiş? Sinüsün ve kosinüsün kuvveti ve içindeki x'in kat sayısı olacakmış sevgili gençler. Devam edelim 102. sayfayla. Örnek 70'teyiz artık. Bakın ben bu fonksiyonların tek tek periyodunu bulmak istiyorum. Gelin birlikte bulalım. Şimdi buradaki 8'in hiçbir hükmü yok. Buradaki 5'in hiçbir hükmü yok. Sinüsün kuvveti 1 yani tek. O halde 2 pi'yi ben neye böleceğim? X'in kat sayısının mutlak değerine yani 5'e. 2 pi bölü 5 benim cevabımdı. Eksi 5'in bir hükmü yok. Burada 2'nin bir hükmü var. Çift olduğu için pi diyeceğim. Pi bölü x'in kat sayısı 3 olduğundan pi bölü 3'tür benim periyodum. Burada 91'in hiçbir hükmü yok ki zaten hükmü olmadığını göstermek adına da 91 abartılı bir sayı yazmışım oraya. Bakın 4 burada çiftse o halde pi diyeceğim bölü. X'in kat sayısına, eksi pi bölü 2 mutlak değeri pi bölü 2'dir. Ters çevirip çarparsam eğer 2 gelir işte benim h fonksiyonumun periyodu 2'ymiş diyebilirim. 7'nin ve eksinin bir hükmü yok. Burada 3 tek olduğu için 2 pi'ye böleceğim. 2 pi'yi böleceğim. 2 pi bölü x'in katsayısı 1 bölü 5. 2 pi'yi 1 bölü 5'e bölersem ters çevirip çarptığım takdirde 10 pi benim periyodum olur dedim. A ve B reel sayı veya en pozitif doğal sayı olmak üzere tanjantın n'inci kuvveti ve kotanjantın n'inci kuvveti varsa içerisinde a x artı b ise n sayısı tek veya çift hiçbir şekilde fark etmeden ben bunu pi'yi mutlak değer a'ya bölerek tanjant veya kotanjant fonksiyonlarının periyotlarını tabii ki bulabilirim diyorum. Mesela 71. örneğe dikkat edin. Sx fonksiyonu 1 eksi tan kare bilmem ne Şimdi 1'in ve eksi'nin zaten bir hükmü yok. Buradaki 2'nin de bir hükmü kalmıyor artık. 4'ün de bir hükmü kalmıyor. 8'in de bir hükmü kalmıyor. Yani tekse de çiftse de aynı şeyi yapacağız. Hemen ne diyeceğim? Pi'yi buranın kat sayısı x'in kat sayısı 1 bölü 8 ve mutlak değeri 1 bölü 8'dir. Ters çevirip çarptım. Demek ki bu fonksiyonun sx fonksiyonunun periyodu 8 pi'ymiş mx fonksiyonuna baktığımız zaman da yine buranın bir hükmü yok. Bunun da bir hükmü yok. E bunun da bir hükmü yok. Direkt ne diyeceğim? Pi'yi pi bölü 3'e böleceğim. Ters çevirip çarptığım takdirde de benim periyodum 3'ün ta kendisi gelir. 3'ün 3 bölü 2'nin kuvvetin ve 8'in bir hükmü yok. Direkt pi'yi kaça böleceğim? İkisinin kat sayısının mutlak değerine yani pi'ye böleceğim. Bu da bana 1'i verir. 1 bu fonksiyonun periyodudur. Yani ix fonksiyonu bir birimde bir kendini tekrar ediyormuş diyebiliriz sevgili arkadaşlar. Ters trigonometrik fonksiyonlar. Periyot bizim için neden önemli? Grafik sorularını çözerken, periyodunu bulurken önemli arkadaşlar. Dolayısıyla çok fazla derinlemesine dalmaya lüzum yok periyodik fonksiyonlarda. Hani burada amaç tamamen sizi AYT'ye hazırlamak olduğu için ciddi anlamda çok fazla gerek yok. Ama ters trigonometrik fonksiyonlar sizin için değerli. Bundan kaynaklı iyi dinlemenizde fayda var. fx eşittir sinüs x fonksiyonunun birebir ve örten olduğu aralık. Bak sinüs fonksiyonunun birebir ve örten olduğu aralık. Tanım kümesi burası, değer kümesi burası. Tamam mı? Ee, ve fx'in tersi de bir fonksiyon belirtir diyoruz. Neden? Çünkü birebir ve örten olduğu aralıkta sinüs fonksiyonunun tersi de bize bir fonksiyon tabii ki belirtecek. E bunun değer aralığı da yani tanım kümesi eksi birden bire yani artık burası. Değer kümesi de burası yani artık burası diyebiliriz. F'in tersinde x e, e, sinüs üzeri eksi bir x ya da Tabii ki arksinüs sinüs x de göstereceğiz. Yani ...arksinüs de gö sinüs x de göstereceğiz tabii ki. Çünkü alışkın olduğumuz durum bu. ...arksinüs x f fx eşittir sinüs x fonksiyonunun tabii ki tersidir. Yine birebir ve örten olduğu aralıklarda kosinüs nerede bulacağız biz bu kosinüsü? Değerlerini sıfırla pi aralığında bulacağız. Bak dikkat et. Sinüsü eksi pi bölü 2 ile pi bölü 2 aralığında ararken. Yani sevgili arkadaşlar. Şurası eksi pi bölü 2 ve burası da pi bölü 2 ya. Sinüste bulduğumuz değerler buradayken kosinüste bulduğumuz değerler sıfırla pi aralığındadır. Tanjant ve kotanjantta da biz eksi pi bölü 2 ile pi bölü 2 aralığında bu değerleri arayacağız. Yani burada arayacağız. Sadece kosinüste sıfırla pi aralığında aradığımızı söyleyebiliriz. Arkotanjant x ifadesine müfredatımızda yer verilmemiştir. Yani müfredatta arkotanjant x değeri ifadesi yok sevgili gençler. Devam edelim 72. örneğimizde. 72. örnekte sinüsü bak bunları da bu şekilde okuyacaksınız. eğer ark kosinüs 3 bölü 5 gibi bir ifade varsa bunlar bize daima bir açı belirtir. Ve bu demek oluyor ki kosinüsü 3 bölü 5 yapan açı anlamına geliyor. Kosinüsü 3 bölü 5 yapan açı diye okuyabilirsin bunu. Ve şimdi bize demiş ki kosinüsü 3 bölü 5 yapan açığı sinüsü ne yapar diye sorulmuş. O halde hemen yapmamız gereken ilk hareket bir dik üçgen oluşturup bu dik üçgende şuraya alfa diyeceğim. Ve bu alfanın kosinüsü neymiş? 3 bölü 5. Yani burası üçgen burası 5 miymiş? O halde şuraya 4 kalmaz mı güzel kardeşim? Kalır. İşte bu açının sinüsü soruluyor bize. E bunun sinüsü de 4 bölü 5'in ta kendisidir. O halde doğru cevabımız 4 bölü 5 olacaktı diyebiliriz. Devam edelim. Burada da ne demiş bize? Siz okuyun şimdi bunu. Sinüsü 8 bölü 17 yapan açının kotanjantı nedir diye sorulmuş. Hemen ne yapacaksın? Bir tane üçgen çizeceksin. Dik üçgen olsun mümkünse lütfen. Bu dik üçgende şuraya alfa dedim. Bu alfanın sinüsü neymiş? 8 bölü 17 yani karşısı 8 17 17'ymiş o zaman buraya ne kalır? Tabii ki 15, 8, 15, 17 üçgenimiz var. E bu açının kotanjantı sorulmuş. 15 bölü 8 bize cevabı verir. Doğru cevap 15 bölü 8 olacaktı dedik sevgili gençler. Devam edelim 74'te. Sinüsü 3 bölü 5 yapan açının yarısı tanjantı ne yapar diye sormuş bize. Şimdi sinüsü 3 bölü 5 yapan açıya eğer ki ben 2 alfa dersem... Bunun yarısı alfadır. Yani bize şöyle bir şey söylenmiş. Sinüs 2 alfa eşittir 3 bölü 5 ise bak ben buraya kafadan 2 alfa dedim. Bunun yarısı alfadır. Dolayısıyla bizden tanjant alfa isteniyor. Şimdi bunu da yapabilmek için şöyle bir yöntem izleyebiliriz açıkçası. Ben diyorum ki şurası 2 alfa olsun ve bu 2 alfanın sinüsü 3'müş. Bak burası da 5'miş. Karşı bölü hipotenüs. Burası da 4'tür. Şimdi tutup şuradan ben bu köşeden şöyle bir açı oluştursam ve buradaki açı da alfa derecelik açı olsa iki iç bir dış mantığıyla bak burası da alfa olur. İkiz kenar elde ettim. Şurası 5 ise bak burası da 5'tir. E şimdi burası 3 oldu burası 9 oldu. Şurası ne olur? Yani ona da gerek yok ama çünkü zaten alfanın tanjantı sorulmuş. Yani karşı bölü komşu diyeceğiz. Yani 3 bölü 9 sorulmuş bize bu da 1 bölü 3'ün ta kendisini verir. O halde doğru cevap da 1 bölü 3'tür. Eğer kosinüsü falan sorulsaydı burasını hesaplayacaktık onu da Pisagor'dan yapabiliriz. Şimdi arkadaşlarım dedim ya şu bana bir açı belirtiyor. Bu bana bir açı belirtiyor ve benden doğal olarak ne istenmiş artık sinüs? Alfa eksi beta istenmiş. Ben bu sinüs alfa eksi beta'nın e, toplam fark formüllerinden yani fark formülünü yazabilirim. Bu da nedir? sinüs alfa çarpı kosinüs beta eksi sinüs beta çarpı kosinüs alfadır bunun açılımı. Pekala şimdi ben burada iki tane üçgen çizip şöyle ki bir tane alfa derecelik açıya sahip bir dik üçgen bir tane de beta derecelik açıya sahip bir dik üçgen oluşturmak istiyorum. Şurası alfa olsun şurası da beta olsun bak ne kadar keyifli. Şuralarda dik değil mi? E peki şimdi bak güzel kardeşim. Bu alfanın sinüsü neymiş? 2 bölü 5'miş. Yani şurası 2 ise burası 5'miş hocam. E 25'ten 4'ü çıkardım 21. Demek ki burası kök 21 olacakmış bu cepte. Beta'nın da tanjantı 3'e 4'müş 3 bölü 4. Bak 3 bölü 4 ise bak burası 5'tir. 3 4 5 üçgeni. Pekala şimdi diyor ki sinüs alfa lazım bana. E şimdi sinüs alfa zaten 2 bölü 5'ti. 2 bölü 5 çarpı. kosinüs beta lazım. Bunun kosinüsü de betanın kosinüsü 4 bölü 5'tir. Eksi dedim devam ediyorum. Sinüs beta lazım. Yani betanın sinüsü 3 bölü 5'tir. Ve son olarak kosinüs alfa lazım. Kök 21 bölü 5 diyebiliriz buna da tabii ki. Şimdi yaparsak işlemi 2 kere 4 8 yaptı. Eksi 3 kök 21 ve bölü 25 bana cevabı verir mis gibi sevgili gençler. Devam ediyorum 76 ile. 76. örneğimizde 3 pi bölü 2'den bunu çıkarmışım. Ben bunu alfa derecelik bir açı desem artık burası kosinüs 3 pi bölü 2 eksi alfa olur. 3 pi bölü 2'den çıkardığımız için isim değiştirir sinüs olur. 3 pi bölü 2'den çıkarınca 3. bölgeye tekabül edecek. Orada da yani 3. bölgede kosinüs negatif olduğu için eksi sinüs alfadır derim. Şimdi bu aslında içerisi yani kosinüs bu soruluyordu. Ben de eksi sinüs alfanın sorulduğunu söylüyorum artık. Bizden bu isteniyor. Peki şimdi ben ne yaparım? Şunu yaparım hocam. Alfa derecelik açıya sahip bir dik üçgen çizelim öncelikle. Yapacağım hareket bu olur. Derim ki şurası da alfa olsun. İşte ben şuraya alfa demiştim ya. Tanjant alfa kaçmış? Üçmüş hocam bak. Demek ki burası 3 burası bir. O zaman burası ne olur? Kök on olur. Karşı bölü komşusu 3'müş Bu hipotenüsümüz de tabii ki 10 olacaktır ve işte diyor ki bunun sinüsünü bulup eksiyle çarp ve bunun sinüsü karşı bölü hipotenüstür yani 3 bölü kök 10 E bunu da diyor eksiyle çarp eksiyle çarptım e, payda da köklü ifade olsun istemiyorsa da 3 kök 10 eksi 3 kök 10 bölü 10 bana cevabı tabii ki verecektir ve arkadaşım 77. örneğimizdeyiz şu soruluyor eğer ki ben şuraya alfa dersem ne soruluyor sinüs 2 alfa soruluyor ki sen sinüs 2 alfanın yarım açı formülünü biliyorsun. Neydi? 2 çarpı sinüs alfa çarpı kosinüs alfaydı değil mi? Pekala şimdi 2 sin alfa kos alfa soruluyor. Ben zaten bu alfanın kosinüsünün 3 bölü 5 olduğunu biliyorum. Yani burası zaten 3 bölü 5 çarpı bir tane sinüs alfa lazım. Bunu da elde edebilmek için bir tane dik üçgen düşünelim hemen şuraya. Şöyle şurası alfa olsun. Bu alfanın kosinüsü 3 bölü 5'te bak burası 3'tür burası 5'tir o zaman buraya da 4 kalır diyebiliriz. E madem öyle bunun sinüsü kaçtır? 4 bölü 5'tir. Demek ki burası da 4 bölü 5'miş. Bir de çarpı başında ne var? 2 var. Şimdi 2 çarpı 4 çarpı 3 bize 24'ü verir. Alt kısımda 5 kere 5'ten 25'tir. Demek ki doğru cevabımız da 24 bölü 25'tir. Diyebiliriz sevgili gençler şimdi bir diğer sayfamızda yani 103. sayfamızda 78'den ahanda şuradaki 83. örneğe kadar sevgili arkadaşlarım burada trigonometriden artık karma sorular var yani tüm şimdiye kadar öğrendiklerimizden karma sorular var benim de beğendiğim güzel sorular var. Bu beğendiğim güzel soruları ayrı bir videoda çözmek istiyorum. Ayrı bir derste anlatmak istiyorum sizlere. Bundan kaynaklı da sevgili arkadaşlar videomuzun sonuna geldiğimizi söyleyebiliriz. Şimdi gençler bu 82-83 tane örneği çözdükten sonra trigonometride şimdiye kadarki olan konulardan farklı bir durum var biliyorsun. Bir tane small testimiz var. Burada iki tane medium testimiz var. Dikkat et tamam mı? ve daha sonrasında bir tane large testle trigonometriyi artık bitirebilirsin. E, trigonometriyi bitirebilirsin derken de sakın ha şöyle yanlış anlam, anlaşılmasın bu. E, sadece burada öğrendiklerini trigonometriyi bitirebilirsin demiyorum ben sana. Bazı öğrencilerim var. Mesela okulda e, rehber hocasına falan benim kitabı götürmüş. Rehber hocası kitabı eline almış. İşte demiş ki bazı bölümlerde demiş işte testteki soru sayıları az. Dolayısıyla sen bu hocayı dinleme işte başka hocaya falan geç demiş Yani ben de dedim ki hocam matematikçi mi? O da dedi ki yok hocam Yani arkadaşlar kimse zaten şunu iddia edemez Yani bunu iddia edebilecek piyasada kitap sayısı azdır yani Mustafa Yağcı'nın kitaplarının tamamını çözüyorsan Örnek veriyorum artık farklı bir kitap çözme ihtiyacı hissetmezsin tamam mı? Yani en kötü ne olur işte Mustafa Yağcı hocamın e, kitaplarında böyle gündelik hayat problemlerinden işte yeni nesil e, sorular dediğimiz sorular biraz e, yoksunluğu var. Ama zaten onun kitabı da buna hitap etmiyor. Adam direkt pür matematiğe hitap ediyor yani. Çok severim, ki çok severim kitapları. Bir öğrenci elini alıp bunlara böyle 3 sene, 4 sene falan yoğunlaşırsa matematiği öğrenebilir. Harbiden, hakkıyla öğrenir tamam mı? Hele bir de canlı canlı dersini dinleyeceğim hocadan. Çok iyi öğrenir. Ama şöyle bir sıkıntı var yani kimse bu piyasada benim kitabımı çöz tamam başka hiçbir şey çözmene gerek yok diyemez zaten. Yani bunu A yayını da diyemez B yayını da diyemez C youtuberı da diyemez D youtuber hocası da diyemez kimse diyemez tamam mı? Dolayısıyla ben zaten size hep ne diyorum bu kitabı çözün ama soru bankanızdan da konular bittikçe sorularımızı çözün. Bunlar yetmez. Üstüne konuları bitirdikten sonra deneme çözmemiz lazım. Hatta ben kendim 40 soru serisi diye seriler oluşturuyorum. Bunların kitaplarını çıkarıyorum arkadaşlar. Buradan da konuları pekiştirmek adına, konuları check-up etmek adına, konuları deneyebilmek adına konu denemeleri yazıyorum ben size. Bunlar da yetmez. Üstüne sınava kadar her gün deneme çözmemiz lazım diyorum. Yani zaten bir kitaptan olacak iş değil bu. Tamam. Dolayısıyla siz kendiniz kafanızı bulundur, bulandırmayın. Farklı hocaların söyledikleriyle kafanızı bulandırmayın. Lütfen rica ediyorum. Bir şeye başladığınız zaman bitirin. Ben bu kampa başlarken de geçen seneki kampa başlarken de ondan önceki sene de kampa başlarken diyorum ki bakın benden veya farklı bir hocadan dinleyin. Arkadaşlar hepimiz hocayız, hepimiz öğretmeniz. Yani kutsal bir meslek yapıyoruz. Ben bir hocayı kötüleyemem, bir başka hocanın da beni kötülemesini tabii ki istemem. Sadece sizden ricam şu oluyor benim. Her kampın başında hangi hocadan başladıysanız o hocayla devam edin ve bitirin. Ha, bazı böyle kulak tırmalayan, bazı böyle işte kafamızın içine oturmayan konular varsa tabii ki o hocayı bırakacaksın ya da o bırakmadan farklı bir hocayı dene. YouTube'da ders anlatmanın mantığı ne? Yani hani şeyde değiliz ki, MEB okulunda değiliz ki şunu söyleme hakkına sahip olalım. Yani hani ben bu hocayı sevmedim, benim dersime başkası girsin diyemezsin ama YouTube'un amacı bu zaten. E şimdi YouTube'da sayısan 200 tane matematik hocası var. Derya deniz istediğinden dinleyebilirsin. Yeter ki anla, başka bir derdimiz yok, olamaz zaten. Tamam. Evet gençler Sonraki videomuzda 10. dersimizde o güzel sorularla görüşürüz. Sizleri çok seviyorum. Hoşça kalın, sağlıkla kalın ve tabii ki bol bol matematik çalışmayı da lütfen unutmayın.